Rusya, Mısır'ın Amerika Birleşik Devletleri baskısıyla almaktan vazgeçtiği Skoy Su-35'lere yeni müşteri buldu. Uçaklar İran'a satılıyor. İki ülke bu konudaki anlaşmayı imzaladı. Rusya, 24 adet Su-35'in teslimatına en kısa sürede başlayacak. Son bir yıldır Rusya ve İran ilişkileri adeta altın dönemini yaşıyor. Savaş nedeniyle Rusya'ya ambargo uygulanıyor. İran, savaşta önemli bir kullanıma sahip Şahit 136 kamikaze drone sistemlerini Rusya'ya satıyor. Çok basit teknolojisiyle bu dronelar Ukrayna için önemli bir tehdit oluşturdu. Ticaretin bir de karşı tarafı var. İran'ın savaş uçak filosu çok eski. Tüm savunma stratejisi bu yüzden balistik füzeler üzerine kurulmuş. İran'ın acil yeni nesil savaş uçaklarına ihtiyacı var. Ancak İran'da ambargo nedeniyle uçak alamıyor. Mısır 2020'de Rusya ile 2 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı. 26 adet Su-35 tipi savaş uçağını sipariş etmişti. Hatta bu uçakların 15 adetinin üretimi tamamlanmıştı. Siparişin ardından Mısır adeta Amerika tarafından ablukaya alındı. Washington, Kahire'ye eğer Su-35'ler teslim alınırsa silah ambargosu uygulanacağını bildirdi. Mısır bu tehdit karşısında geri adım attı. Rusya'dan uçakları almadı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Mısır'a F-15 teklif ediyor. Akıllara hemen Ukrayna Savaşı'nda çok uçak kaybeden Rus Hava Kuvvetleri neden Su-35'leri almıyor sorusu geliyor. Her ihraç ürününde olduğu gibi bu uçaklarda Rusların ihraç modeli, yani Rusların standart kullandıklarına göre farkları bulunuyor. Bu uçakları kendi standartlarına çıkarmak ise muhtemel astarı yüzünden pahalı hale gelebiliyor. Gelelim Su-35'e. Uçak Su-27 ile başlayan ailenin şu ana kadar geliştirilmiş en iyi modeli. Çift motorlu uçak inanılmaz yüksek akrobasi yeteneğine sahip. Aerodinamik sınırları zorlayan Su-35'in yaptığı, başta kobra hareketi olmak üzere zorlu manevraları yapabilen batı yapısı bir savaş uçağı adeta yok desek yeri. Su-35 yüksek irtifaya çıkabiliyor. Taşıdığı gelişmiş mühimmatlar uçağın etkisini arttırmakta. Nesil olarak ise 4.5. nesil. Eurofighter, Rafale, Super Hornet gibi uçakların çok ciddi rakibi. Su-35 hem hava hem de hava-yer görevlerinde rahatlıkla kullanılabiliyor. AESA radarı gelişmiş elektronik altyapısı ile başarılı bir uçak. İran açısından baktığımızda alınacak yeni nesil savaş uçakları kendi hava kuvvetlerinin gücünü arttırması açısından çok önemli bir katkı sağlayacak. Ancak uçak sayısı beklenilen miktarda değil. Rusya muhtemel üretim yapabildikçe önümüzdeki yıllarda daha fazla Su-35'i İran'a satmak isteyecektir. Tüm bu gelişmelere rağmen uçaklar tek başlarına dengeyi bozabilmek için tam bir yeterlilik sağlamıyor. İran'ın Su-35 alımıyla birlikte şu sorular akla geliyor. Rusya İran'a gerçekten gelişmiş hava veya hava-yer mühimmatları verecek mi? Uçaklar hangi komuta kontrol sistemleri ile sevk edilecek? İranlı pilotlar veya bakım ekipleri operasyon açısından uçakları hangi kapasite ile kullanabilecek? İran'ın ana hava gücünü 1970'li yıllarda alınan F-14, F-4, F-5 gibi uçaklar oluşturuyor. Belki de filodaki en modern uçak MiG-29. İran yıllar sonra Su-35 ile birlikte envantere sıfır yeni nesil savaş uçağı almanın heyecanını yaşıyor.